bastım render'a. Böyle bir renk oldu. Görüyor musunuz ışık patlamayı nasıl bıraktı, koyulaştı ortalık? Material 27 yazıyor. Geldim. Duvar. Yazamadım arkadaşlar. Bir dedim. Şimdi duvarın rengi değişik değişik olabilir. Ben geldim. Şu anda koyu bir renk yapacağım. Şöyle hafif mavi tonlarında, birazcık böyle mavili olan ama koyu olan bir renk. Kırmızısını kısıyorum ki yani böyle mora doğru gitmesin. Yeşilini de kısıyorum. Bunları konuşmuştuk. Sonra doygunluğunu biraz azaltmayı tercih edebilirim. Yine biraz koyulaştırabilirim. Sonra yine şunu biraz kısabilirim. Yani burada oynayabilirsiniz, öyle söyleyelim. Blue'yu da biraz kısayım madem öyle. Şöyle olsun. Ya bayağı aslında gri gibi bir şey yaptım. O zaman Blue'yu biraz açayım da daha antresit bir şey olsun. Ya da belki biraz daha şöyle turkuaza doğru. Okey dedim. Görüyorsunuz rengi. Arkadaşlar duvarda duvar konuşuyoruz. Yansıma şiddetini kaç yapacağız? Bunu söylemiş miydim hatırlamıyorum ama bu şiddet konusunda da, yansıma netliği konusunda da hani kaç yapacağız sorusunu ezberden bilmenize gerek yok. Zaten render'da gördüğünüz duruma göre yorumlayıp bunları tekrar tekrar değiştireceksiniz. Yani mesela ben şimdi bir uğraşa uğraşa bir renk yaptım ama şimdi belki bu ışıkta o çok çiğ görünecek. Yine değiştireceğim o rengi gibi. Ama yakın bir yerden, tahmininizi biraz doğru bir yerden başlatmak için şöyle düşünebilirsiniz. Yansıma şiddeti sıfır olan yer kuru toprak gibi hayal edin. Yansıma şiddeti maksimum da ayna, krom vesaire. İşte kuru toprakla, bu söylediğim bilimsel anlamda doğru bir şey değil, hayal etmek açısından bitiyor. Kuru toprakla ayna arasında duvar hangisine yakın? Haliyle yansıma şiddeti olarak kuru toprağa yakın olacak. Yani gidip de aynaya yakın bir yansıma miktarı şiddeti vermenin anlamı yok duvara. Şöyle yaptım. Okey dedim. Bu arada bu küreler render'da ne alacağımızın öngösterimi. Ama bazen bu kürelerin boyu yetmiyor sağlıklı değerlendirmek için. Şunu yapabilirsiniz. Malzemenin üstüne sağ tıkladığınızda Open Preview Window seçeneği var. O kürenin bayağı ayrıca bir pencerede renderlanmasını sağlıyor. Yani şuradaki şu iki boyut yetmiyorsa böylece büyütebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ne oldu bakın. Yansıma şiddetini ayarladık. Yansıma netliği bir olduğu için cam gibi yansıtıyor. İşte burada da yine aynı soruyu soracaksınız. Yansıma netliğini kaç yapmam lazım? 0,45'i toprak gibi düşünün. Çok basit söylüyorum. Yine kuru toprak. Islak toprak zaten çamur cam gibi yansıtır. İşte biri de yine ayna gibi düşünün. İşte bizim duvarımız 0,45, 0,50'yi kuru toprak gibi düşünüyorsak duvarı da 0,55'lerde vesaire yaptığınızda bakın böyle duvar boyası, plastik boya gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Yani yansıma şiddetinde sıfırı kuru toprak, maksimumu da biri de ayna gibi düşünün. Ya da işte 0-255 aralığında bu böyle düşünebilirsiniz. Şey içinse, glossiness'taysa en sıfıra gitmenize gerek yok. En az 0,45 falan yapmanız yeterli. 0,45'ten aşağısı çok anlamlı olmuyor burada. İşte 0,45'e kuru toprak ya da tebeşir tozu gibi yansıma netliği açısından bire de ayna gözüyle bakabilirsiniz. Sonra bunu böyle yaptıysak, bakın duvarlarımı seçiyorum. Assign Material to Selection dedim. Frame Buffer'ı bitirdim. Bastım render'a. Böyle bir renk oldu. Görüyor musunuz ışık patlamayı nasıl bıraktı, koyulaştı ortalık?